şüpheli diyenler de var. Siz Adalet ve Kalkınma Partisi'nin yönetiminde net bir değişiklik bekliyor musunuz? Bugün Saadet Kökenli birinin il teşkilatına getirilmesi, İstanbul'a getirilmesi ve elbette tüm bunları şu parantezde değerlendirmenizi rica edeyim. Geçmişten bu yana belki de sadece Binali Yıldırım sayılıyor Sayın Cumhurbaşkanı'ndan yanında kalan yüksek profilli isimler arasında. Bu konuya dair ne düşünüyorsunuz? Bir partinin potansiyeli ve gelecekte ortaya çıkarabileceği enerji daha çok genel başkana bağlıdır. Ve genel başkanın siyaset yapma biçimine bağlıdır. Uyguladığı politikalara bağlıdır. Yani etrafında yeni bir takım kişiler almaya çalışması Sayın Erdoğan'ın bu politika yapma tarzı karşısında kendisine hiçbir avantaj sağlamayacaktır. Ama şunu da belirtmek lazım. Elbette 2001 yılından bugüne kadar, kurulduğu günden bugüne kadar Adalet ve Kalkınma Partisi'nde pek çok isim değişikliği olmuştur. Kurucu kadroda bulunan isimlerin hemen hemen tamamı bugün Sayın Erdoğan'ın yanında değildir. Ona karşıdır. Bundan sonra yanına yeni bir takım isimler alması, onların gitmesi, tekrar yeni birilerinin alması hiçbir anlam ifade etmez. Eğer bir kurucu kadro kendi yanında yoksa, kendi yanından uzaklaşmışsa, bu demektir ki uygulanan politikalar ve siyaset çizgisi o kuruluş dönemindeki idealleri, hesapları, stratejileri ve sonuçları tamamen tasfiye etmiş demektir. Yani parti değişmiş demektir. Değişen partide biz değişmeyen isimler olarak kalamayız demişlerdir ve hepsi ayrılmışlardır. Tablo bu. Onun için burada söylediklerinize fazla anlam yüklemiyorum. Özellikle de Erdoğan'ın kimler vardı, maalesef şimdi kimler var derken şu anda etrafında toplanmış olanlara da maalesef sıfatıyla birlikte değerlendirme yapmış olması, iyileri kaybettik, şimdi maalesef kötülerle bir aradayız der gibi bir ifadedir. Bu dil sürçmesi midir yoksa ruh halinin yansıması mıdır? O ayrı bir konu ama ben dil sürçmesi yaptığını zannetmiyorum, çok net ve kesin konuşmuştum. Sayın Ocak'tan sizin perspektifinizden nasıl görünüyor olan biten? Bu bir dil sürçmesi, bir lapsus olarak değerlendirildi. Ama kimler kaldı maalesef lafının ardından da gidenler elbette. Örneğin Sayın Babacan, Sayın Davutoğlu son dönemin yeni kurulan partileri olması hasebiyle ilk akla gelenlerdi. Fakat onlarla da elbette sınırlı kalmıyor. Olan biten ne düşündürdü sizlere? Şimdi seste yalnız gelip girişte bir sorun var ama inşallah sesim duyulur. Gayet iyi duyuyoruz. Şimdi tabii Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları aslında bir dil sürçmesi elbette. Ama bence cümleler son derece doğru. Evet, yola çıkarken AK Parti geniş bir mutabakat, daha doğrusu bir ortak akılla ortaya çıkmıştı, yola çıkmıştı. Ve o dönemin hem AK Parti'nin kuruluş ilkelerini ve çıkış hedeflerine baktığımız zaman son derece doğru hedeflerdi ve o Türkiye'yi aslında 2011 yılına gelene kadar önemli bir mesafe kaydetmişti. Hem ekonomik anlamda hem özgürlükler ve hukuk anlamında ortaya koyduğu ilkeleri belli ölçüde de hayata geçirmişti ve Türkiye açısından önemli bir dönemdi. İşte o dönemin isimleri arasında Sayın Abdülhatip Şener de vardı. Efendime söyleyeyim Ali Babacan da vardı. Sonra Ahmet Davutoğlu ve daha pek çok aslında AK Parti'yi AK Parti yapan ve o ilkeler konusunda belli mesafe almasında katkıları olan insanlar vardı. Sonra bütün bunlar ayıklandı ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın da söylediği gibi maalesef bugün elde olanları hepimiz görüyoruz. Dolayısıyla o gün neler söylenmişse, ilkeler anlamında ne tür vaatler ortaya konulmuşsa bugün o ilkelerin tam aksine, hatta o ilkeleri savunan AK Parti'nin kuruluşundaki ilkeleri bugün dile getirenler neredeyse hain damgasıyla yaftalanan bir noktaya geldi.
O yüzden tabii bu AK Parti'nin kuruluşundan bu yana gelen süreci çok dikkatle analiz ettiğimizde aslında Türkiye'nin de nereden nereye geldiğini görme imkanını buluyoruz. Evet, 2011'e kadar Türkiye önemli adımlar atmıştı. Ama sonrasında AK Parti kendi bu ilkelerinden vazgeçerek farklı bir istikamete, daha ulusalcı, aşırı milliyetçi bir çizgide, daha doğrusu MHP, Doğu Perinçek ortaklığı diyelim biraz da, bunlar AK Parti bugünlere geldi. Yani aslında dil sürçmesinin doğru bir tarafı var. Sayın Cumhurbaşkanı, maalesef bunlara kaldık. Yani ama işte bunlar niye bunlara kaldığını iyi analiz etmek lazım. Demek ki ben her zaman söylediğim bir şey var. AK Parti, AK Partilileri AK Parti'den temizleyince sonuçta gelinen noktada bu oldu. Bugün artık AK Parti her ne kadar görüntüde bir takım şeyler söylese de demokratikleşmede, hukuk anlamında söylenenleri görüyoruz. Daha geçtiğimiz hafta, daha doğrusu birkaç gün önce Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özaseki'nin bu ülkede normal partilere oy vermiş Kürt halkını, 6-6,5 milyon insana bela okuyan bir noktada Sayın Cumhurbaşkanı bu konuşmasında diyor ki kibirlenmemek lazım, toplumla kavga etmemek lazım, milletle kavga etmemek lazım. Ama işte tam da bu milletle kavga etmenin bir resmidir. O yüzden tabii Sayın Cumhurbaşkanı aslında ne olup bittiğini görüyor. AK Parti'nin hangi çizgiden nereye geldiğini de görüyor. Ama tarihsizlik o ki artık bu noktadan sonra başka bir yere dönmesi, bizim normalleşme dediğimiz bir çizgiye dönmesinin de imkan ve ihtimali gözükmüyor. Bugüne gelelim, kimler kaldı meselesinde. Şimdi yeni bir oyun, yeni bir siyaset kuruluyor. İşte analizleri yapılmaya başlandı Sayın Şener. Son hamle Oğuzhan Asiltürk'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kez Saadet kökenli bir ismi İstanbul İl Teşkilatı'na getirmesi, Sayın Kabaktepe'yi İstanbul İl Teşkilatı'na getirmesi oldu. Bu hamleleri nasıl yorumluyorsunuz? Zaman zaman İyi Parti'ye dönük de Milliyetçi Hareket Partisi'nden gelen zaman zaman davet, zaman zaman işte hain, terörist gibi suçlamaları, yaftalamaları da görüyoruz. Ama Saadet'e bakacak olursak, Saadet'te Oğuzhan Asiltürk üzerinden şimdi bir il teşkilatının başına Saadet kökenli birinin gelmesi nasıl okunacak süreç? Bizim orada çok yaygın bir söz vardır. Denir ki eskiyen çuval dikiş tutmaz. Şimdi şunu koymuş, bunu almış, bunu yerleştirmiş, damadı göndermiş, tekrar damadı hazırlıyor vesaire gibi 40 çeşit formülle 40 çeşit yapılanmaya gitse bu siyasi hareket artık yaşlanmış, enerjisini kaybetmiş. Genel Başkan'ın ifadeleri, konuşmaları, yaptığı işleri takip edecek olursanız, parti politikalarını takip edecek olursanız, sürekli hatalar yapan, sürekli yanlışlarını düzeltmeye çalışan ve özellikle son 10 yılına baktığınızda da gördüğünüz tablo, sürekli kendi ürettiği sorunları düzeltmeye çalışan, bir taraftan sorun üretip sonra üreyen o sorunlarla ülkede büyük problemler meydana geldiğinde o problemleri ortadan kaldırmaya çaba harcayan bir parti görüntüsünde. Yani kendi yaptıklarıyla sürekli toplumu meşgul eden ve toplumun hiçbir derdine çözüm getirmeyen bir iktidar. Bugün Türkiye'de derdi sıkıntısı olmayan kimse kalmamıştır. Son 3 yıldır ülke krizdedir. Ekonomi berbat haldedir. İşsizi, esnafı, çiftçisi, emeklisi hepsi perişandır. Ama bir taraftan da bir takım isimleri göndermek, bir takım isimleri getirmeye çalışmak. Bu belirttiğim gibi bir eskiyen çuvalın dikiş tutturmaya çalışma çabasıdır. Buradan bir netice alacağını, hiçbir şeyin fark edeceğini düşünmüyorum. Sayın Ocak'tan sizin için bir değerlendirme. Saadet Partisi'ne bu yakınlık, gösterilen yüksek siyasi ilgi, zaman zaman MHP'den İyi Parti'ye giden bir yüksek siyasi ilgi oluyor ama Saadet konusunda bir somut adım gördük. Saadet kökenli birinin İstanbul İl Teşkilatı'na getirilmesi seçmende nasıl bir karşılık bulur? Bana
Bana mı? Evet evet Sayın Ben Hocaktan. Sesinizi tam alamıyorum ama. Evet Sayın Hocaktan, size sordum. Evet. Şimdi tabii evet bir hem Saadet Partisi'nin Yüksek Ticaret Kurulu Başkanı Sayın Oğuzhan Asiltürk'le görüşmelerden sonra aslında yeni gelen süreçte AK Parti daha çok milli görüş kökeninden gelenleri partide önemli yerlere getirmek gibi bir plan yapıyor anladığım kadarıyla. Bunlar evet Saadet kökenli, işte milli görüş kökenli birisinin gelmesinde gelebilir elbette. Son derece normal bir şey. Fakat tabii mesele AK Parti'nin meselesi şunun gelmesi ya da bunun gitmesi meselesi değil. Yani isimler önemli olan bu oluşan havuz, yeni havuz ve zihniyet yapısı artık Türkiye'yi kucaklayan AK Parti 70 milyonu kucaklama iddiasıyla yola çıkmıştı ve bunda önemli mesafe kaydetmişti. Ama şimdi o zihniyet yapısından farklı bir noktaya evrildiğiniz zaman artık orada gelen isimlerin bir önemi yok. Önemli olan zihniyet değişimini yapabiliyor musunuz? Öyle bir şeyin işareti, ufukta öyle bir şey yok. Öyle bir emare yok. Dolayısıyla zaten eğer partinin genel ilkeleri, şu andaki doğrultusu daha demokratik bir vizyonda olsa, insan hakları temelinde olsa, hukuku önemseyen, bütün milleti kucaklayan, kimseyi ötekileştirmeyen, memleketin yarısını terörist ilan etmeyen bir zihniyet yapısı içinde olsa, bunlara hiç değişime, isme filan ihtiyaç yok. O zaten kendi doğal yapısı içinde olacaktır. Bunları yapamadığı için, bu ilkelerden vazgeçtiği için acaba görüntü olarak işi kurtarabilir miyiz gibi bir anlayış var. Ama bunların bir çare olması mümkün değil. Önemli olan zihniyetin değişmiş olmasıdır. Zihniyet artık o demokratik bir zihniyet değildir. AK Parti'nin şu anda geldiği nokta. Esas AK Parti'nin sorgulaması ya da eğer bir niyeti gerçekten normalleşme gibi bir niyeti varsa esas sorgulaması gereken geldiği noktadaki zihniyetin yapısıdır. Yoksa isimlerin gelip gitmesinin çok fazla bir önemi olduğu kanaatinde değilim açıkçası. Sayın Şener, son bir soru. Vatandaşlardan aynı yönde çok fazla soru gelmiş. O yüzden değerlendirmek isterim bu soruyu. Hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu hamleleri hem zaman zaman gündeme gelen işte erken seçim iddialarına karşılık ısrarla yüksek perdeden 2023'ün işaret edilmesi birbirine tezat oluşturuyor diyor vatandaşlar. Hem şimdiden sanki seçime gidilecekmiş gibi böyle siyasi hamleleri görmek hem de yüksek perdeden yalanlamak çok uyuşmuyor. Sayın Şener, bir erken seçim bekliyor mu acaba diye çok sorulmuş. Şimdi biliyorsunuz parlamenter demokraside olsaydık şu anda önümüze bir seçim düşmüş olurdu. Ama 16 Nisan 2017 referandumuyla anayasa değişti ve oyunun kuralları da değişti. Şimdi artık parlamentonun seçim kararı alma gücü neredeyse ortadan kaldırılmıştır. Hatta muhalefet cephesine Milliyetçi Hareket Partisi de seçim konusunda desteklese toplam oylar mecliste seçim kararı almaya yetmiyor. Böyle olunca ve Cumhurbaşkanı'nın tek başına da seçim yapma kararı alma yetkisi var. Böyle olunca bir erken seçime gidilir mi? Koşulların kendi lehine olduğunu düşünmüyor, görmüyor. Düşünmüyordan da öte göremiyor. Çünkü gerçekten koşullar aleyhine bugünkü ortamda seçim yapıldığı takdirde kaybedecektir. Bunu biliyor. Ama bir taraftan da ekonomik, iç dış politikalar sürekli sıkıştırıyor. Bu sıkışıklıkları fazla biriktirdiği zaman yönetenler açısından büyük riskler ortaya çıkabilir. Bunu da hissediyor olmalı. Hem seçime gitme kararını ilan etme noktasında olan biri hem de yönetimde sıkışmış bir güven tazelemeye ihtiyacı olan birisiyle karşı karşıyayız. Bir erken seçim düşebilir ama mümkün olduğunca yapmamaya çalışır diye düşünüyorum. Peki. Sayın Şener, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Sayın Ocak'tan sizlere de çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın söylemleri üzerinden çıkarımlarda bulunduk.